Öncelikle herkese merhaba. Reborn TV'de YouTube kanalında her hafta olduğu gibi pazartesi ve cuma günleri de sizlerle birlikteyiz. Sevgili partnerim Ece Gürsel'le beraber. Tabii bu gece yine çok özel konuklarımız var. Biri yani çocukluğundan beri aynı hayatın içinde olduğumuz, aslında benim de hakikaten haşir neşir olduğumuz Türkiye'nin en genç astrolojisi unvanını hala üstünde taşıyan Ben daha çıkmadı ondan. sen maksimum kapamasından yoksa sen mi sorumlusun daha sonra çıkmasın diye? Yok, benden sonra başkası çıktı. Petekliğin çözmez. O ondan sonra kapandı. Kapanışı Petek yaptı. Peki. Seren Serengil'le beraberiz. Aslında onu gerçekten bir süreden beri ben de yakın takipteyim. 21-22 yüksek tansiyonlarla böyle hep yakaladık. Ya kolunda serumlar ya uyurken yakaladık. Sağ olsun bizi kırmadı. Ece bir merhaba desin. Sonra konuğumla başlayalım sevgili Seren Serengil'le. Evet, haber magazine hoş geldin sevgili Seren. Gayet Ececiğim iyi görünüyorsun. merhaba. Şıl şıl görünüyorsun. Vallahi pijamalarımla karşınızdayım ama kıramadım çünkü şimdi Nurettin duayendir. Bizim yani benim çocukluğum onların elinde geçti öyle söyleyeyim. Çünkü 16 yaşından beri, hatta ben 16 yaşında şöhret olabilirim. Onlar beni babamdan itibaren çocukluğumdan beri neredeyse tanıyorlar. Dolayısıyla ben de çok önemli, yani herkes de çok önemli. Bir de bir zamanla Ece, insanlar bu insanların değerlerini o kadar çok iyi anlıyorsun ki. Çünkü gazeteciliğine saçma sapan bir sürü insanı gazetelere koymaya başladılar. Önemli adamlar, televizyonda olması gereken adamlar televizyonda yok. Olmaması gereken herkes bir yerde. O yüzden de bu adamlar değerli adamlar. Yemin ediyorum şu anda bak 20 küsur tansiyonum. Ama hayır diyemem. Çünkü veyahut da erteleyemem. Yani onların bizde emekleri var. Önemli insanlar. Sen zaten çok tatlı bir kızsın. Ben zaten hep seninle kuaför arkadaşım. Karşılaşırız ve çok da severim de seni. Hayırlı olsun. Teşekkür. Ama işte böyle değerleri her zaman, vefa çok önemli. Vefasızlık yapmamak gerekiyor. Vefa çok değerli bir şey. Çok günümüzde olmayan ama önemli bir şey yani. O yüzden de Teşekkür ederim. onların bir yeri farklı. Senin vefalı olduğunu zaten biliyorum. Bu kadar yüksek tansiyonda nasıl yaşamayı becerebiliyorsun ya da beceremiyorsun? Hangisi? Bu hamilelikte kaldı bana. 2009'da bir hamilelik geçirdim. O Çok hamilelikte güzel ben hamilelik. Evet, çok üzülmüştüm. oradan bana hediye kaldı. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani anında pik yapıyor ve çok kötü bir baş ağrısı. Yani yatırıyor seni. Bak yatıyorum şu anda. Ondan sonra ve programa çıkıyorum mesela. Yapıyorum ama programda da yani şimdi tansiyonu yüksek programlar ve ben bir kere hani başarımı da yani doğrum neyse onun arkasında durmaya bağlıyorum. Şimdi o stresli programlar yapıyorum. Stresli programlardan sonra o tabii tansiyon dinlemiyor yani bunun program olduğunu ve çıkıyor. Ama hiçbir şey olmasa da, stres de olmasa da bazen yapabiliyor. O yüzden de onunla yaşamaya alıştım artık yani. Dinleniyorum. Hayat kalitemi değiştirdim. Stres yapacak insanları hayatımdan çıkarttım. Daha böyle stabil, daha düzgün, daha az insanlı, daha sevdiğim şeyleri yaparak geçirdiğim bir hayatım var. Ama güzel bir hayatım var, huzurlu bir hayatım var. En azından şu an için onu söyleyebilirim. O yüzden Allah. Rölantik'i tutuyorum. Canım. Köpeklerin nasıl? O tatlı köpeklerin nasıl? Onlar buradalar. Onlar olmadan bir hayat yok. Onlarla en yani en mutlu an benim için Ece. O eve Ya geldiğim an. Onlar insanlar o kadar kötü ki artık yani. İnsanlarla arkadaşlık etmek falan çok korkutucu bana böyle geliyor artık. Ben mümkün olduğu kadar eskiden tanıdıklarım ve köpeklerimle hayatımı geçiriyorum. Çünkü eskiden tanıdıkların zaten hani bildiklerindir mesela. Yani ne kadar her dakika görüşsen de görüşmesen de birbirine bir şey yapmamışsındır. Benim çocukluk arkadaşlarım var mesela. Gerçekten hiç kırılmadık birbirimize. Birbirimiz için hiç kötü bir laf sarf etmedik. Evet, biliyorsun sevgili Seren'le bir merhaba dedik ama Seren'in de çok sevineceği ve bu programdan olmaktan keyif aldığı bir isim var. Magazin gazeteciliğinin gerçekten duayen isimlerinden biri.
4 Yıl Magazin Gazeteciler Derneği Başkanlığı da yaptı. Hürriyet hafta sonu. Seren'in özellikle değil mi çocukluğundan astrolojik günlerde uzanan süreçte o birçok haberleri aslında iyi de bir görsel sayfa yönetmenidir sevgili Uğur Güner'i. Karşı karşıyayız. Önce bir merhaba Uğur abi diyelim. Sonra bebekken teslim aldığımız bugün herkesin gündemini belirlediği, herkesin konuştuğu isim hale gelen Seren'le de biraz konuşalım bakalım neler olacak. Uğur abi merhaba, hoş geldin. Ay. Bazen çok ağır şeyler bile yazsa, o öyle kapaklar, öyle manşetler atardı ki, ama bazen kırılsak da, kızsak da, şimdi ben bugünle dünü mukayese ediyorum da, yani onun hiç kimse gölgesinden geçemez yani. Yani o kadar değerli teşekkür adamlar. Teşekkür ettiğim millet Murat. Çünkü Murat teşekkür ettiğim millet. O zaman o süreci de yaşadım. O zaman da bazen kırıldığımız haberler doğru olmayan veyahut da mübalağası olan şeyler olabiliyordu ama gazetecilik çok başka bir şeymiş. Ben şimdi bunu hiç görmediğim için o günkü sizlerin o hemen mesela bak bu kadar hastayım bak burada yatıyorum. Duyar duymaz çünkü bizim size bir vefa borcumuz var ve bunu birçok sanatçı bu vefa borcunu hatırlamıyor bile çünkü dün geldikleri yerleri unutmak istiyor birçoğu. O yüzden de sizler çok değerli adamlarsınız ve sizlerin televizyonda olması gerekirken sizler bilir kişiyken yani bilir kişi olan kişilerin magazin sonuçta ben yorum yapıyorum yani ben her konuyu, konu ne olursa olsun kendime göre yorumluyorum ama ben magazinci değilim, ben gazeteci değilim. Ben bu programları çok isterdim ki sizin gibi değerlerle yapabilmek. Çünkü bilirkişi sizsiniz, tarihi siz biliyorsunuz, olayları siz biliyorsunuz, hikayeleri siz biliyorsunuz. Hiç bilmeyen neydi belirsiz herkes televizyonda gerçekten. Ben buna sinir oluyorum. Bu sözleri için Seren'i tebrik ettiğimi iletir misin? Zaten seni duyuyor şu an. Seni duyuyor burada. Yani bu benim için şu önemli değil. İnsanlar bir gazetede olabilirler, yarın olmayabilirler. Ben bu televizyonda olabilirim, yarın olmayabilirim. Ama şu çok önemli. Şimdi bu işin kompetanları var. Bu işe hepiniz imzalarınızı atmışsınız yıllarca. Ben buna şak şakçı iki tane adam geliyor birisinin yanına, bir patronun yanına, onun yanına, bunun yanına. Ona televizyon programı veriyorlar. Burada bu adamlar imzalarını atmışlar. Yani sizin yanınıza herkes girerken titriyordu. Ben ya yani biz gelirken ben Uğur Bey'in yanına girerken heyecanlanırdım yani. Yani şimdi bu insanlar varken bu insanlar ben şimdi mesela programda karşımda sizler olsanız ya bu olay böyle miydi, şöyle miydi? Siz bir hikaye anlatırsınız, başlarsınız 70'li yıllardan veyahut da 60'lı yıllardan bütün hikaye biliyor, bütün gerçekler sizde. Ama hiç gerçeklerle alakası olmayan herkes bir yerde şu anda siz yoksunuz yani. Bu olabilecek gibi bir şey değil. O yüzden ben böyle duyduğum zaman bak şu anda tansiyonum düştü mesela benim. Yani iyileştim. Çünkü bekliyoruz sizi. Yani sizin değerleriniz çok farklı. Bu bir gerçek yani. O yani zaman da kızıyordu. Senin ilacın biz miyiz? Tansiyonun bir anda düştü. Sizler bak Uğur Güner'i hafta sonu Hürriyet gibi bir gazetede bak o zaman Hürriyet de hafta sonuydu. Kaldı mı şimdi? Niye bütün markalar aynı, mesela şeyler aynı? Çünkü içerik, insanlar, her şey yani hiçbir şeyin kalitesi kalmadı. O zaman da karşı karşıya geliyorduk. O zaman da yalan haberler çıkmıyor muydu? O zaman da çıkıyordu. Veyahut da o zaman da bizim yalan dediğimiz şeyler doğru çıkmıyor muydu? Çıkıyordu ama doğru. Şu anda magazin bitti yok ki. Yapılıyor evet. Mu zannediyorsun? Uğur abi burada mısın? Ya kediyi dışarı çıkardım kediyi. Kediyi çıkardım. Peki Seren'i dinledin. Seren'in hem seninle ilgili hem magazin gazeteciliğiyle ilgili hem ekranların meydanlara boş kalışıyla ilgili bir değerlendirmesi oldu. Sen şöyle bir cümle kullandın arada. Bu sözler için Seren'i tebrik ettiğimi lütfen söyleyin dedin. Aslında aynı programdayız. Aslında sen söyle. Seren aslında öyle bir ortama geldi ki yani tabii ki onun bize vefa borcu insani açıdan belki var ama
Ne garip değil mi? Onlarca sanatçı nemalanırken ekrandan, bugün meydanda olması gereken, yani gerçek otoriteleri sevgili Seren savuna geliyor. Ne dersin Uğur abi? Şimdi zaten sesimi kesmişsiniz. Hayır. Bilmiyoruz. Telefondan konuşuyorum. Hayır, devam et, devam et. Yani neyse, bu işin eskisi. Kesinlikle. Belki daha ömür boyu Seren'i görmem, ilk defa yıllar sonra gördük belki. Allah korusun. Ama şunu dürüstçe söylüyorum. Rastladığım zamanlarda izlediğim magazin programları içinde en dengeli, en sağlıklı, en tarafsız, güzel yorum yapan ilk ve birinci insandır Seren. Çok bak, bunu çok samimi söylüyorum. Sabah kahvaltılarımda genellikle bütün magazin programları var. Kahvaltımı yaparken açıyorum, izliyorum. Yani kimseyi suçlamak istemiyorum da cahillik, çok bilmişlik, obtusmanlık, her şeyi bilmek, her şeye karışmak, insanları karalamak, insanları yıkmak, onurlarıyla oynamak ama güçlere hemen yardımcı olmak, güçlere dokunmamak, yukarıdan gelen talimatlarla yorum yapmak, biz artık kaçın kurasıyız, bir insan kimin yorumunu yapıyor, ben onu anında anlıyorum. Onun için sipariş yorumlar ya. Buna teşekkür ediyorum. Ve anladım tabii ki bana. İnsanız. Zamanında tabii ki ben Seren'i kırmışımdır. Belki bilerek kırmışımdır. Belki bilmeyerek kırmışımdır. Ama ben özür dilemişimdir. Kin tutmamışımdır. Tabii ki. Aynen. Ama şimdi dediği doğru. Şimdi magazin diye bir şey yok. İnsanlar zaten sosyal medyadan kendilerini istedikleri gibi reklam ediyorlar. Hadi bir düşünebiliyor musun? Şimdi ben bir muhabiri göndereceğim 25 sene önce. Ya diyeceğim, git şu hanımın küvette fotoğraflarını çek. Kafasına vururdu bir şeyi. Ama şimdi kendileri çekiyor, kendileri yayınlıyor. Ama bir de Uğur Bey, sizinle siz bir şey, mesela bugünkü televizyondaki kişiler veya gazetedekiler size birileri çok fazla hükmedemezdi. Yani sizin şahsiyetiniz de ondan ileri geliyordu. Şimdi bunlar kim kuvvetliyse, kim birilerinin tanıdıysa herkes onu koruyor. Ama öbür taraftan olmadık insanları ben buna karşı olduğum için belki de biraz da başarılı oldum. Yani bunun sonunu getirdim. Başıma bir şey, biliyorsunuz cezaevine bile girdim ama dedim ki bu çifte standart bitecek bu Türkiye'de. Ha bunu ben tek başıma yapabilir miyim? Yapamam ama en azından bir şeye dikkat çektik. Hep birilerini o yani olmadıkları kabiliyetleriyle, olmadıkları başarılarıyla olmuş gibi gösterip birilerini bitirmeye çalışıp birilerini görmemezlikten gelip birisinin yaptığına evet, ayıp deyip bir başkasını alkışlayarak bu insanlar yıllarca menfaat, birçok insanlığının da menfaati var bu işte. Bunlar kandırıldık hepimiz. Yani herkes, biz içindeydik, biz biliyorduk ama ben kendimce, ben magazinci değilim haşa, siz gazetecisiniz. Ama işte sizin gibi değerler olması gerekiyor ki siz her şeyin her gerçeğini biliyorsunuz. Yani siz şimdi kitabını yazmışsınız. Kitabının da kapağının ağasını bilmeyen, iki kelimeyi bir araya getiremeyen, sadece iki tane patrona şakşakçılık yapıyor diye bunları alıp oraya buraya oturtuyorlar. Gazetelere alıyorlar, televizyonlara çıkartıyorlar. Ben de geçen gün daha konumuz geçti. Dedim ki böyle adamlar var. Yani Türkiye'de şarkıcının da bir yaştan sonra işte mesela diyor ki işte şu yaşa geldi şarkıcı, yeni popçular çıkıyor. Şu yaşa, dünyada yaş olayı yok. Yaş tecrübeyle yaptıklarınla çok daha değerli kılınıyor bütün dünyada. Sizlerin şu anda, bak gerçekten söylüyorum, ben Uğur Bey'le konuşurken böyle bir yani haddimi bilerek, sevgi saygıyla, istersen 100 sene görmeyeyim hiç fark etmez. Ama sizlerin olmanız gereken yerlerde sizin yanınıza kapıyı böyle vurup da belki içeri almayacağınız adamlar olabiliyor. Ben de buna gerçekten yani esefle kınıyorum ve sinir oluyorum yani. Şimdi ben mesela programda bir gazeteciyle, hani bir partnerim var mesela şimdi, ama bir gazetecinin de olmasını çok isterim.
Çünkü biz gazeteci değiliz. Ben ancak kendimce olayları kendi hakkaniyetimle yorumlamaya çalışırım. Ama sizler bir gazetede olmanız lazım. Zaten olmadığınız için magazin bitti. Bugün mesela İbrahim Tatlıses'ten konuştuk. İbrahim Tatlıses'in başına gelen bir şey, bir dönem kapandı. Sizler gittiniz, sizler yoksunuz. Yani 20 sene bir gazetenin başında olup da adam olmadığı zaman onun yerine gelenler olamıyor. Yapamadılar. Bayrağı taşıyamadılar. O yüzden magazin bitti. Şu anda magazin falan olmuyor. Şu anda 3-4 tane işte gündem isim var. O zaman starlık vardı. Şimdi var mı Allah aşkına star var mı? Yani Tarkan'ı falan saymıyorum. 90'lı yıllardakileri saymıyorum yani. Sevgili Seren, şöyle sevgili Ece izninle. Şimdi aslında senin o konuşmaların içinde dedin ya, bir düzeyini biraz daha ötelemeye, parçalamaya da geldin. Yani herkes haddini bilsin anlamında da bir şeyler söyledin. Bu nedenle yorumcu kişiliğini de orada ekranlarda olduğunu söyledin. Eskiden bizim bildiğimiz dönemde de Uğur abi de iyi hatırlar. Çıkışı itibariyle ta bu yıllara kadar kendi gündemini belirleyip aslında medyayı da birçok insanı da peşinden sürükleyen ve bunu kendi aklı, belki zaman zaman yakın çevresinin aklıyla da yapan zeki bir kadın vardı, Hülya Avşar. Birkaç yıldır Hülya Avşar bu gündemi belirlemekten öte kendini geriye çekti ama bakıyoruz böyle bir boşluğu, o tecrübesini de biraz da yıllanmışlığın getirdiği deneyiminle birlikte Seren doldurmaya çalışıyor ki iki gün önceki paylaşım aslında buna biraz da ipucu değil mi? Diyorsun ki ortaya bir laf atıyorum, lapinler atlıyor, bir yıl boyunca konuşuyorlar. Onlar konuştukça ben paramı kazanıyorum diyorsun. Bunu bilerek mi yapıyorsun gündemi belirlemek için? Gerçekten yolunda mısın? Şöyle, hepsini değil. Şimdi mesela birisi çıkıyor, bir haber geliyor önümüze. O haberle alakalı yoruma, şimdi işine gelmeyen kızıyor. Şimdi doğruyu söylediğin zaman bazen, bu benim doğrum. Karşındaki sana hakaret edebiliyor, o gündem yaratıyor, o da sen böyle misin diyor, sen kendine bak diyor falan, böyle mahalle kavgasına çevirmeye çalışıyor. Şimdi ben bir televizyon programı yapıyorum ve profesyonelim ve Star'da yapmış olduğum programı ilk 20'ye soktum. Yani sabah programı, sabah 9'daki bir programın ilk 20'lere girmesi mümkün değildi. Bütün bunları yapmış olmamın sebebi Cengiz de değildi. Çünkü Cengiz ekran yüzü değildi zaten. Ama Cengiz'le biz çok iyi bir partner olduk. Yani şöyle çok iyi partner olduk. Hiç anlaşamıyorduk. Aynı kafa yapımız yok Cengiz'le. Ama çok saygılıydık birbirimize. Ve kalite olarak da örtüşüyorduk yani. Yani onu, ama hiç anlaşıyor muyduk? Anlaşamazdık. Ama hiçbir zaman birbirimize bir saygısızlık etmedik. Orada yaptığım şey sadece şu benim. Zaman içerisinde 16-17 yıldır televizyondayım. TGRT ile başladı, Star'da, Show TV'de gece programlarım oldu. Bir şekilde piştim. Sonra bir 6 yıldır da bu magazin programlarının içerisindeyim. Ve burada benim sadece diğerlerinden, herkes aynı magazini sunuyor aslında. Yani haberler aynı. Bizim daha fazla reyting yapmamızın ve başarılı olmamızın sebebi, ben kıstırılmadım. Bir gazetede çalıştığım için engellenemedim. Patron yukarıdan bunun hakkında konuşmayın dediğin zaman dinlemedim. Dinlemedim, yapmadım bunları. Dedim ki benim bir şahsiyetim var ve ben doğru neyse bunu konuşmak istiyorum. İsterseniz çalıştırın, isterseniz çalıştırmayın. Ve hala da bu şekilde bu böyle gidiyor. Ama şimdi bazen de bakıyorum sataşıyorlar bana. Ha, diyorum ki şimdi buna bir laf atayım ben mesela. Atıyorum mesela, diyorum ki durup dururken, ay diyorum hadi senin de şarkılarını diyorum fenalık geçiriyorum. Halbuki yok öyle bir şey. Yani fenalık falan geçirmiyorum. Bilerek yapıyorsun o zaman da değil mi? Doğru mu? Bunlar da düşüyorlar. Hadise düşmüyor tabii mesela. Yani ama işte geçen gün Hadise şarkısını üst üste koydular. Ay dedim fenalık geçirdim dedim. Halbuki fenalık falan geçirmedim. Şimdi bir şey atıyorsun. Hülya da yapardı bunu aynısını. Hülya da mesela bir laf atardı. Herkes cevap verirdi Hülya'ya. Önüne gelen yazardı Hülya'ya. Şimdi aynısını yaşıyorum. Ve Hülya da bir gün bana dedi ki Star'da çalışırken, Seren hazırlıklı ol. Yani şu yaşayacaklarına hazırlıklı ol. Çünkü dedi çıktıkça yukarıya aşağı indirmeye çalışacaklar. İşte iftiralar atmaya başlayacak, uğraşmaya başlayacaklar. Kulaklarını tıka ve devam et dedi yani. Ben şu anda elimden geldiğince bunu yapıyorum. Bazen mahsus yapıyorum yani. Şimdi diyorum şu bir an... şey yazayım diyorum. Peki bir şey sormak istiyorum. Şeyma Subaşı ile alakalı yaptığın yorumlar da mahsusdan mı yoksa gerçek uygulanır? Yok, o mahsus olamaz. Şöyle,
ben bir adamın bir kadından gitmesini anlayabilirim. Bir adam karısından boşanmak da isteyebilir. Burada, buralarda da hiçbir sorun yok. Ama ben bir kadın, pardon bir adam karısını aldattığı zaman o kadının, evdeki kadını canını acıtmaya çalıştığını görerek ona engel olmamasına tahammül edemem. Yani Şeyma Subaşı Zeynep Balıcan'ın çok canını acıttı. Yani hem evliyken beraberlerdi, evliliklerden beraber olup işte terliklerine fotoğraf çektiriyordu. Acun şimdi burada diyordu. Acun'un harflerini kolyesine yazıyordu. Her dakika onunla beraber olduğunu söylüyordu. Sonuçta çocukları vardı ve onlar boşanma süreci içerisinde değillerdi. Gayet de ya her evlilikte vardır bir takım mutsuzluklar ama birbirlerine açmış oldukları bir dava yoktu. Evden ayrılmış birisi yoktu. Dolayısıyla söke söke o evliliği bitirdi. Dolayısıyla tabii ki ona karşı benim de annem babam bir kadın yüzünden ayrıldığı için ben biraz daha hassasım bu konularda. Belki dolayısıyla çok tepki verdim. Ama yani tepkim de haksız yere değildi. Ben Zeynep'in veyahut da Zeynep gibi ayrılırken canı acıtılmaya çalışılan kadınların yanında olmak istedim. Çünkü normal bir şey değil. Çünkü benim de zamanında anneme aynı şeyler yapıldı. Ben de dolayısıyla küçüklüğümden beri bunları yaşadığım için tabii ki tarafım o taraf, doğru taraf, doğru neresiyse ben oradaydım yani. O durup dururken atılmış bir şey değildi tabii ki. Peki 3 ay boyunca çocuğunu görmeyip sevgilisiyle Çeşme'de tatil yapmasını nasıl değerlendiriyorsun? Onunla alakalı hiçbir değerlendirmem yok ki Ececiğim. Çünkü benim için yani bir yuvayı yıkıp onun üzerine bir yuva kurup yani yuva olmuyor zaten. Benim için bu değerleri olmayan insanların yaptıklarının hiçbir değeri yok. O yüzden değerlendiremiyorum. Anladın mı? Benim için bir değeri yok. Sevgili Seren, az önce dedin ki aslında Hülya'nın lafından hareketle söylüyorum bunu. Bak hazır ol, zirveye çıkıyorsun ve çıktığında da seni indirmeye çalışacaklar. Şu an seni indirmeye çalıştıkları yerde misin? Yani zirveden indirmeye mi çalışıyorlar? Anladığım bu mu? Yok, ben 16 yaşından beri beni tanıyorsunuz. Benim öyle bir zirve, öyle bir konumlamam yok yani. Hı hı. Ben duygusal bir insanım. Başarılı olduğumu düşünüyorum televizyonda. En azından cahil değilim. Annem babam belli, nasıl yetiştiğim belli. Türkçeyi kendim kullanabildiğimi düşünüyorum. İki tane, üç tane zibidi bir araya gelmişler, kümeleşmişler, çeteleşmişler, gazetelere sızmışlar. Onun bunun yancılığını yaparak onların birilerini aşağı indirmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Onu ciddiye almam zaten ben ama benim derdim şu. Ben işimi yapmak istiyorum. Televizyonu çok seviyorum ve doğru konuştuğumu düşünüyorum. Birçok insanın bildiği halde doğruları konuşamadığını düşünüyorum. Çünkü biri yerlerde çalışıyorlar, patronları var. Benim herhangi bir patronum yok. Kanalda tabii ki çalışıyorum. Kanaldaki kanal sahibimiz rica ettiği zaman dikkat ederim ama doğruları her zaman, anlaşmamda da bu var, sözleşmemde de her zaman bu var. Yorumlarıma karışılmaması diye. Çünkü benim o zaman şahsiyetim gidiyor elimden. Yani şimdi mesela doğru bildiğim bir şeyi, eğer ben bunu tersini söylemek zorunda kalırsam, o zaman benim bir kimliğim olmuyor. O zaman olmamın da bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla ben işimi yapıyorum. Yani benim peder, siz çok daha iyi bilirsiniz. Onlara kalmamış. Onlar zirvelere çıkmış. Ben Seren olarak televizyonda iyi olduğumu, kendi işimi iyi yaptığımı, yani iyi taşıdığımı düşünüyorum. Yaptığım sürece de, başarılı olduğum sürece de hiç kimseyi hiçbir yerden indiremez. Ha, katakulliler olmuyor mu? Bizans entrikaları olmuyor mu? Haberler yapıyorlar, 25 senelik haberleri koyuyorlar. Benim çünkü geçmişimde annemi, bugün de söyledim, annemin istemediği kişileri seçmemin dışında ayıplarım yok, skandallarım yok. Olmadık birilerini sevmişimdir, olmadık birilerine evlenmişimdir, ağlamışımdır, üzülmüşümdür, dert yanmışımdır. Benim budur. Dolayısıyla hani benim onlarla zaten hiç kimse hani bir yeri gömemez. Benim derdim de o değil. Benim derdim şu, bak salgın oluyor dışarıda, ölebiliriz. Her şey başımıza göre ve hayat sona doğru gidiyor artık. Yaş alıyoruz, hayatın sonuna doğru gidiyoruz yani. Bak 16 yaşından beri sizi tanıyorum.
Şimdi bunları konuşuyoruz. Dün neler yaşıyorduk, bugün neredeyiz yani. Benim evet, dün bir şey daha yaşadınız. İzin de soracağım. Aslında sosyal medyaya düştüğü için çok fazla bu tartışmayı sormak da gerekiyor seni bulmuşken. Bir İrem Derici ile bir şey yaşıyorsunuz. Bunun arkasında ne var senin? Bunun arkasında bir tane... Yani sen ona avam diyorsun, kalitesiz diyorsun, sanatçı olamazsın diyorsun. Uzun zamandır, uzun o sana başka ağır sözler kullanıyor. Evet. Yani ben programda bir haber geliyor. Bu biliyorsunuz magazin programları bu haberleri biz yapmıyoruz. Bizim önümüze sunmamızı istedikleri haberler geliyor. Ve biz o haberleri sunuyoruz. Ve o haberlerde de işte yani... Şimdi YouTube'da olduğumuz için söyleyebilirim diye düşünüyorum. İşte diyorlar ki işte ben söyleyemiyorum bile kızın söylediklerini. O yüzden de söylemek istemiyorum gerçekten. Sadece bir şey söylüyor. Diyor ki işte diyor ben diyor evde diyor ne yapayım diyor işte diyor. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Yani diyor ki yani mastürbasyon mu yapayım diyor. Ben diyor askerdekilere soruyorum ne yapıyorsun. Böyle şeyler. Yani böyle şeyler konuşuyor. Biz de bunu eleştirdik. Yani bu konuşulur mu diye eleştirdim. Bu televizyon anladım. Yani yeri değil diye. Yani hayır onu aslında bir YouTube şeyinde yapıyor ama yani hep konuşmaları böyle. Yani hep tarzı böyle. Dedim ki ben de hatta dedim bak ne güzel İngilizcen var. Hani güzel şarkı söylüyorsun. Niye üslubunu değiştirmiyorsun? Bu seni gölgeliyor falan diye başladı muhabbet aslında. Fakat ondan sonra belli ki bunu birileri dolduruyor. O dolduranların da kim olduğunu biliyorum. Hani demin size bir şey söyledim ya. Hani dedim gazetelere gazeteci olmadan sızdırılan böyle birkaç tane çapulcu tip var. Bunlar böyle sadece yancılık yaptıkları için işe alınan tipler. Bunlar bunlarla arkadaşlık ediyor gazeteciyim diye. Bunlar bunları dolduruyorlar falan. Birdenbire kız durup dururken benim zaten hayatım boyunca hiçbir şeyimi saklamadığım, söylediğim, yani arkasına saklanmadığım ki insanların da hayatında bir kerelik, iki kerelik hata yapma hakları da vardır. Bazıları bu hataları hayat şekli haline dönüştürmüştür. Ben onlardan birisi hiçbir zaman olmadım. İki de benim böyle işte 20 sene önceki şey röportajımı koymuş. Bilmem ne koymuş. Yani çok saçma benim çünkü hiçbir husumetim olamaz. Tanımıyorum kadını. Sadece eleştirdim ama eleştirme hakkına da sahibim. Çünkü ben programda yorumcuyum. Yani sen de benim bir eksiğim varsa eleştirebilirsin ama çok bel altı, çok çirkin, çok avam bir şekilde konuşma tarzını zaten biliyorsunuz. Evet sevgili Seren Serengil ile Haber Magazin'de sohbetimiz devam ediyor. Kendisini yüksek tansiyondan aldık. Yavaş yavaş tansiyonu düşürerek. Tansiyonu indirdik. İndirdik ama zaman zaman da çıkaracağız. Şu İrem Derici ile mevzunu nasıl bitireceksin? Bu polemik devam edecek mi? Benim kimseyle polemim olamaz. Ben programcıyım. Benim programdaki konulardan bir tanesi o. Yani benim özelimde benim için bir şey ifade etmiyor ki İrem Derici. Yani şu anda benim benim bir arkadaşlığım olan, benim bir tanışıklığım olan, husumetim olan hiçbir şey değil. Benim programımda 10 tane konu gelir. Onlardan bir tanesi İrem Derici. Yani işledim gitti. O onda kalabilir. Bende yok. Bende kalmaz. Ben profesyonelim. Ben işledim konumu. Geçti gitti bende. Sanat dünyasında senden nasibini almayan var mı? İyi, artı ya da eksi yönde yorum anlamında. Artı olanın herkesin arkasında oluyorum ama eksisi olanı da yani şimdi bak şöyle bir program yapıyorsun. Bir programdaki görevin yorumculuk. Sen başarılı olduğun için orada seni oturtuyorlar. Yoksa iyi değilsen zaten bir kere oturursun, 6 ay oturursun, 1 sene oturursun. 6 senedir ben bu işi yapıyorum. Ve yine söylüyorum ben magazinci değilim. Ben gazeteci de değilim, haşa. Ben sadece Seren'im. Ben sizin Seren Serengil'inizim. Ama Seren dürüst ve doğru olduğu için olaylara da kendi adına doğru yorumladığı için şimdi kalkıp da Işın Karaca'nın mesela kocası için kocasıyla Işın Karaca daha boşanmamışken kocasına evlenme teklif etmiş İrem Derici. Bu Işın Karaca'nın iddiası. Sizde vardır mutlaka. Şimdi hı hı. Yani bu değerleri olan bir hanımın kalkıp benim hayatım boyunca hiç yaşam şeklim olmayan şeylerle ben programda onu bir konudan eleştirdim diye bel altı vurmuş olmasından bu aslında gündem büyüyor. Yoksa şuna bakacaksın. Dünyada
devlet başkanları eleştiriliyor. Bütün starlar eleştiriliyor. Yani siz de bizi yerden yere vurdunuz, çok zaman oldu yani. Ben şimdi kalkıp da seni oraya bir resmini koyayım. Nurettin, işte öyle yaparım seni, böyle yaparım. Sen de böylesin, mahalle karısı gibi. Hani böyle bir üslubum olabilir mi size karşı? Kırıldım derim, niye böyle yaptım derim. Ve bunun cevabı buydu derim. Ertesi gün ben de dedim ki bak, olur da bunu, biz ona bir de söz hakkı da verdik yani. Hani söz. Ama bunlar bir ekipler. Bunların arkasındaki ekip çok loser bir ekip. Onlar bunları yönlendiriyor. Yoksa o kızın öyle bir şeysi yok. Öyle, o kafada bir kız değil yani. Kafası ben de aynı şey düşünüyorum. Kafası şey bir kız o. Yani ben hiçbir zaman onu mesela severdim de şeyim de yoktu. Severdim de yani, çok öyle tanıdığım, hani çok şarkısını bildiğim falan bir kız değil ama hiçbir negatifliğim yok. Benim hiç kimseye karşı yoktu zaten. Yani benim bir kişiye var. O da yıllardır duruşum aynıdır. Bunun dışında hiç kimseye yok benim. Benim yani insanlar birbirine kızarlar, kırılırlar. Ama kötülük yapmak veyahut da onu, öyle bir şeyim yok. Ben yorumcuyum. Ben bir programcıyım. Programda işte ne yapalım, biz de çok özür diliyorum. Mastürbasyon mu yapalım, evde oturalım falan. Yani bir kadının ağzından bu kadar kolay böyle, yemin ediyorum şu anda yani çıkarken bile, size anlatırken bile utanıyorum. Dolayısıyla ben de bunu eleştirdim. Ay efendim, sen ne yapıyorsun da, sen kendine bak da, koymuş benim yıllar önce bir tane resmimi çekmişlerdi uzaktan. Değil mi? Evli bir erkeği seviyorum röportajını etiketlemiş mesela senin. Şimdi siz çok iyi biliyorsunuz. Allah'tan da hayattasınız ve yaşadınız. Benim hayatımda sizde varsa, sizin de arşivlerinizde en iyi bunları bilen insanlarsınız. 19 yaşında veya 20 yaşında, 21 değildim yani. Ve benim başıma böyle bir şey geldiği zaman ve bilmediğimi söyleyerek kendi rızamla çıkıp dedim ki ben, o zaman çünkü cep telefonu yoktu. İnsanlar birbirleriyle evlerinden ancak birbirlerini arıyordu. Veyahut da ofisine, mesela benim o zamanki işte sevdiğimi düşündüğüm kişi o zaman beni iş yerinden arardı geldiğinde. Bir gün ona dedim ki Google'da yoktu. Dedim, neden dedim hiç beni aramıyorsun? Çünkü ben akşam da telefonda, ben duygusal bir insanım ve akşam da telefonda konuşmak istiyordum mesela. O da bana şöyle bir şey demişti. Seren'cim, sen şimdi sanatçı oldun, senin ne kadar iyi bir insan olduğunu ben biliyorum ama ailem daha seni bilmediği için, seni daha söylemediğim için evimin telefonunu veremiyorum demişti. Ve ben o zaman inanmıştım. Çünkü 19-20 yaşındaydım ve her yere de beraber gidebiliyorduk. Gidebildiğimiz için de onun öyle bir yalan söyleyeceğini hiç düşünmedim. Sonrasında benim şu uzun yıllardır görüşmediğim bir insan var ya, o insanın, o kişinin abisini, Uğur Bey hepsini bilir. Aslında sen de bilirsin. Onunla, o adam evli, onunla beraber olduğunu öğreniyorum ve o bana döndü, dedi ki ya dedi, sen biliyor musun? Senin de görüştüğün kişi evli. Yok dedim, böyle bir şey mümkün olamaz. Her yere beraber gidiyoruz, her gün görüşüyoruz. Çok genç bir insan, nasıl böyle bir şey olabilir? Bak dedi, gel seni bir yere götüreceğim dedi. Evine götürdü. Evinin kapısındaki güvenlikte. İşte ismini söyledi. Dedi ki bu kişi burada mı oturuyor dedi. Noy noy. Ondan sonra bu kişi burada mı oturuyor dedi. Evet dedi. Onu da yapan da, yani soran da o yanımdaki kız. Ondan sonra peki dedi, eşi de burada mı dedi. Ya onlar dedi, bir tek yazları gelirler buraya dedi. O zaman ben onun evli olduğunu öğrendim. Ve öğrendikten sonra da çıktım, röportaj yaptım. Dedim ki evet, ben evli bir insanı seviyorum. Ama ben bunu baştan böyle olduğunu bilmiyordum ve kendisinden ayrıldım. Karşı tarafta bunu böyle olmuş, üzülmüştü. İnşallah ayrılmazlar dedim. Ve ben sırf ona kızgınlığımdan, beni kandırdı diye bu röportajı yaptım. Şimdi bunlar 25 senedir benim hayatımda, bir yanlışım yok, bir hatam yok ya. İkide bir de bulmuşlar onu. Onu da bulan kim biliyor musun, onu da bulan? O röportajı ikide bir her yere yaptıran. Annesi babası evlenmeden gayrimeşru doğmuş. Ne diyor, belirsiz, gazeteciyim diye. Gazetecilikle alakası olmayan bir kızın teki. O uğraşıyor bunlara, yaptırtıyor bunları. Yani benim hayatımda utanacağım bir şey yok ki. Kaldı ki, velev ki hayatımda bu insan bilerek, ki bilmediğimi herkes biliyor. Zaten röportajda da bunu söylüyorum. Açıklama yaptıktan sonra aradan 25 yıl geçmiş. 25 yılda benim bir ayıbımı bulamadıkları için 25 yıl önce kendi rızamla yapmış olduğum röportajı yayınlıyor. Yani demek istiyor ki sen kendine bak. Benim kendime bakacağım hiçbir şey yok. Hayatta insanların ayrıca
bir kere de olsa hata yapma payları vardır, hakları vardır. Ama ben bunu hiçbir zaman hayat şekli haline dönüştürmedim. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Sevgili Kerem, tam evlilikten konuşuyoruz ya, aslında 4 evlilik yaptın. Ben senin ayran gönüllü olduğunu da biliyorum. Ta çocukluğundan, gençliğinden itibaren. Nerede yanlış yaptın? Neye yanlış gitti? Gönüllü değilim aslında. Ben sevgiyi çok seviyorum. Sevmeyi çok seviyorum. Ben aile kurmayı çok istedim ama ben bunları hep yanlış limanlarda aradığım için. Yoksa bak ben evdeyim. Benim sanat hayatımda içki içmem, sigara içmem, gece hayatım yok doğrusu hiç. Yani buraya gelirim, evimdeyim ben her zaman. Ve iyi de bir ev hanımı olduğumu da düşünüyorum yani. Bir şekilde hani ev yap, yemek yapmayı seviyorum falan. Yani hayatımdaki insandan hiçbir beklentim yok maddesel. Hep bir şeyler katmaya çalışırım. Sadakate önem veririm. Yani benim yanlışım seçimlerimde sadece. Bende de yok. Ben kimseye peki, bir biterken, yanlış... biterken seni üzen evlilikler oldu ama bitmesine üzüldüğün evliliğin oldu mu? Hayır. O zaman? Maalesef. Yani biterken üzülüyorsun tabii ki yani. O anda sevdiğini düşünüyorsun. Bir insan kapısına bir sütçü gelse, bir bakkal gelse, bir market gelse onun elemanı bile, evinde çalışan kadına bile alışıyorsun. Hayatından birisi çıkıp gidiyor. Ben emekler de veren bir tipim. Sadece sevmiyorum. Dolayısıyla tabii ki üzüntü oluyor bana. Ama sonra zaman geçtikten sonra yani üzülmeme değmeyeceğini de düşündüğüm süreçler oluyor. Ona çok üzülüyorum zaten. Yani ben aslında üzüldüğüne üzülüyorsun aslında. Efendim Ececiğim? Üzüldüğüne üzülüyorsun daha çok. Üzülme üzülüyorum. Ama şöyle, ben olay yerinde kalmam. Yani ben üzülürüm. Üzüntümü de çekerim. Yasını da tutarım, tutulacak bir yası varsa. Ondan sonra da çeker giderim. Yani o olay yerinde çok kalmıyorum. Ben en küçük şeylerden mutlu olmayı bilen bir insanım. Hayatımı da devam ederim. Çünkü benim hayat standartım ve hayat şeklim her zaman aynı kaldı. Ben hiç kimseye bağlı bir hayat sürmedim. Hiç kimseye bağlı bir hayat yaşamadım. Dolayısıyla isterdim çoluk çocuğum olsun. Bütün arkadaşlarımın çocukları var. Hepsi okullara gidiyorlar falan. Tabii ki ben de köpeklerimin yanında bir de çocuğum olsun. Çok isterdim. Allah bunu bana vermedi. Ama vermiyorsa da muhakkak bir hayrı vardır diye düşünüyorum. Hala da öyle düşünüyorum yani. Hani demek ki diyorum benim de hayatım bu şekilde olacak. Hani hayrı böyleymiş diyorum yani. Yani ben hiçbir şeyin üzerinde çok uzun süre durup kendime bunu zindan etmiyorum hayata. Yaşamaya devam ediyorum yani. Kuvvetli bir yapım var. Yani kuvvetli yeni bir evlilik yapmaktan korkar mısın? Evlilik çok güzel bir şey. Doğrusunda yapılırsa bir ömür boyu sürsün. Sürmesi önemli değil. Yani ben birisinin sevgilisi olmak yerine karısı olmayı tercih ettiğim için evleniyorum. Yoksa o evlilikler kaçırılmayacak fırsatlar değildi benim evliliklerim biliyorsunuz. Hepsi birbirinden parlaktı. O yüzden de ben sadece yani birisine yani sevgilim diyeceğine bana karım desin diye düşündüm. Ya da evlilik daha saygın olduğu için aslında istedim. Valla güzel mantık. Peki sen bir şey soracaksın. Ece sor sonra ben. Araya bu arada sevgili Nurettin abi bir şey söylemek istiyorum. Annem ben bu sektöre girdiğimden beri hep beni Seren'le örnek verir. Der ki bu sektörde bir Seren Serengil bir sen. Yani bu Allah diyor sizin ikinize akıl dağıtırken siz neredeydiniz? Ve annemle kuaförle, annem çok sever sevgili Seren'i. Çok sevgilerimi, saygılarımı iletir misin annene? Hürmetlerimi. Yani, bunu erkekler konusunda söylüyor. Ece erkeklerle ilgili söylüyor değil mi? Hep de Seren'e örnek verir bana. Bu sektörde diyor ikinizi tek geçiyorum. özel hayat seçimlerle alakalı. Genelde seçimler hep materyalist. İşte kariyere göre, paraya göre, zenginliğe göre. Sana bir şeyler alıyor mu, sana bir şeyler yapıyor mu? Biz hiçbir zaman karşımızdaki insandan bir şey istemedik. Aynen. Biz hep verdik. Verdik. Evet. Olsun. Yani hoş olsun. Ama karşılığında da bir mutlu edeceklerdi. Onu da yapamadılar. Onlar da canı sağlar. Ne yapalım? Aynen. Ama bundan sonra. Bizi kimse var etmediği için bir kimsenin yokluğuyla da yok olmuyoruz. O yüzden hayatımıza da çok güzel devam edebiliyoruz. Yani o yüzden ben devam ediyorum. Yani ölümün olduğu bir hayatta hiçbir şey çok önemli değil yani.
Bugün öyle evlilikler oluyor ki aslında insanlar ömür boyu hayatlarında garanti alınabilecek ciddi paralar, nafakalar, servetler ediniyorlar. Senin evet. de az önce kullandığın cümleden anlıyorum ki biten dört evlilikten sana sıfır bir maddiyat mı kaldı geriye? Hep sen mi verdin? Yani zaten onların bana bırakacakları bir şey ihtiyacım zaten yok. Ama zaten ben o anlamda bir evlilik yapmak isteseydim o kişileri seçmezdim. Çünkü hiçbirisinin zaten öyle bir standartı, öyle bir ekonomisi yoktu zaten. Benim için evlilik bir adamın kuvvetli olmuş olması demek değil. Benim için evlilik bir yuvanın içerisinde şartları ne olursa olsun sana sahip çıkması, seni aldatmaması, sana iyi davranması. Yani benim bir çok büyük bir hayatta gözüm yoktu. Ben kendimce aileme verdiği, siz çok iyi biliyorsunuz, elimden gelen şeyi yaşıyorum. Ailemin bana bırakmış olduğu, yaşatmış olduğu standartı kendi kendime ben verebiliyorum. Yani koçun kızı değilim ama istediğim her şekilde bir kimseye muhtaç olmadan, bir adama muhtaç olmadan yaşayabilme özgürlüğüne sahip bir standartım var. Dolayısıyla ben kimseden zaten böyle şey, ben kendimden çok kuvvetli birisinde de olamam. Çünkü şimdi gel diyeceğim, benim köpeklerle otur diyeceğim. Köpekler, 6 köpek evde. Hani herkesi yani öyle çok büyük iş adamı işte toplantım var diyecek, gidecek. Ben evde sinema seyretmek istiyorum, benimle otursun istiyorum, o olmayacak. Yani ben öyle çok kuvvetli birilerine yani olamam. Evde aslında erkekleri zorlayan kuralların var mı ki? Efendim? Evde senin hayatına giren erkekleri zorlayan kuralların, yaşam tarzın var mı? Az önce diyorsun ya işte sinema seyrederim, şöyle yaparım. Bir tek köpeklerim var. Yani bir tek onlar benim çocuğum gibi. Hayvan sevmeyen insanları da zaten ben sevmem. Hayvan sevmeyen insan da benim yanımda hayvan sever oluyor zaten. Yani benim hiçbir kuralım yok. Benim her şeyim karşımdaki insanın üzerine kurulu oluyor. Onun sevdiği yemek pişiyor. Onun aldatıldığın gibi için biter evliliğin oldu mu? Efendim? Aldatıldığın için biter evliliğin oldu mu? Yani hiç olmadı, hiç konuşmasam ondan. Hiç. Çok mu dert? Yani çok mu dert? Hayatımda şöyle söyleyeyim. Hiç yapmak istemediğim bir evliliğim oldu. Ama onun hangisi olduğuna bana kalsın şu anda. Çok pişman oldum. Hiç yaşadığım hiçbir şeyden pişmanlık duymam. Sevmişimdir, olmuştur, yaşamışımdır. Genelde insanlar en sonuçundan çok pişman olur gibi geliyor bana ama. En sonuçundan yakın olalım diye değil mi? Yakın değil mi? O bana kalsın. O sana peki, kalsın. Peki yeni bir evlilik var mı? Yok ama yok. Yani şu anda sadece işe gidiyorum, geliyorum. Yani evimi düzeltiyorum. Ama yani şey değilim. Her kötü şeyden sonra aman aman asla demiyorum. Şu an için çok erken sadece. Ben yalnızlığı sevmiyorum. Ben hayatımda birisi olmalı. Çünkü benim çok akrabam yok. Bir annem var. Kardeşlerim öbürküler Finlandiya'da. 2 tane ablam var. Onlar evli. Onun dışında akrabam yok. Yapayalnız bir insanım yani. Dolayısıyla köpeklerim var 6 tane ama insanda yani bir insan istiyor hayatında bir oturuyorum şimdi mesela evde sessiz bunlar var. Bunların dışında böyle duruyorum yani. O yüzden tabii ki isterim beni mutlu edecek, huzurla bir hayat sürdürebileceğim birisi. İstiyorum yani. O bitmez hem ki. Hem bu kadar şöhret olup hem bu kadar yalnızlık çekmek biraz seni üzüyor mu? Ben bu camianın insanı hiçbir zaman olmadım. Değilim. Bu camiadan arkadaşlıklarım birkaç kere oldu. Yok dedim, bana göre değil. Bir kere içki kafam yok. Alkol kullanmıyorum. Ve gece hayatını sevmiyorum. Ve saçma sapan sonradan görmeyi insanlarla görüşmeyi sevmiyorum. Bazen yalnızlık demeyeyim, belki tek başınalık diyeyim. Yani ben bunu kendim evime evcimen bir insanım. Evde olmayı seviyorum. Benim yalnızlığım şeyden şikayetim. Yani özel hayatımda sevdiğim bir insan olsun. Onunla oturmak istiyorum yani evimde. Yoksa hayatında biri olmadığını mı söylüyorsun? Bir sürü dostum var. İstesem her gün sokaklarda olurum. Şu an hayatında biri var mı? Şu an hayatımda birisi yok. İnşallah olsun ama. Yani bu tabii. Şeyde de çok sıkıldım. Bu
pandemi korona günlerinde. Ya biz hepimiz delirdik Seren. Hepimiz delirdik. Çok kötü yakalandım. Ben çok kötü yakalandım. Niye? Yalnız yakalandığın için mi? Yalnız yakalandığım için. Ya biri olsaydı şu an 70 günde... Aynı evde olacaksın, çıkamayacaksın. Ne güzel olurdu ama öyle 70 olmadı. Günde, 70 günde onu tanıma şansın olurdu. Nikah masasına gidip gitmeyeceğine de karar vermiş olurdu. Vallahi ben hiçbir zaman bir insanı tanıyabildiğimi gerçek anlamda hiç kimse hiç kimseyi bence beraberken tanımıyor. Bence ayrılırken tanıyor. Bence yani, de. Ben katılıyorum buna. 20 senelik ilişkilerde, evliliklerde bile ben tanımamışım diyor mesela 20 senelik evlilik biterken. İnsanlar yüzlerini ayrılırken gösteriyorlar. Beraberken değil. O yüzden ben öyle düşünüyorum yani. Ya bunun matematiği yok. Bu şöyle. Allah hepimize mutlu anların, güzel anların çok olduğu bir ömür versin. Zaten mutsuz anlar var, yanlış insanlar var. Yanlış insanları sevebiliyoruz. Belki bizler de onlara yanlışız, bilmiyorum. Ama hayat çok kısa. Yani 100 yıllık bir, hani 100 yıl desen ortalamasını, hani 100 yaşına kadar yaşayacağımız yok da. Ama şey diye düşünüyorum yani, mümkün olduğu kadar sevdiğim ve mutlu olduğum insanla mutlu olabildiğim kadar yaşayayım. Yani hiçbir şeyin garantisi yok. Hiçbir şeyin, evliliğin garantisi yok. Efendim? Sosyal medyadaki takipçilerin evlenmeni istiyor mu? O konuda bir şeyin var, bir şey hissediyor musun? İstiyorlar, yakıştırıyorlar da. Arkadaşlarım da var yakıştırdıkları. Yani beyefendi buldukları, efendi aman bak sen işte şu sana göre değil, bak ne olur. Artık yani herkes her şeyin farkında benimle alakalı. Söylüyorlar. Ama işte ben... Bir şeyi inşa ediyorsun, o kuleyi dikiyorsun ya, o kule düşüyor. Tekrardan o kuleyi birinci basamaktan başlayıp yukarıya çıkartmak o kadar zor geliyor ki. Hem bir taraftan istiyorsun, hem bir taraftan yoğurdu üfleye üfleye yiyorsun. Göreceğiz bakalım. Yani tabii ki hayatında birisi olacak ama o gün bugün değil. Sadece o gün bugün değil. Sanki bir aday varmış gibi hissediyorum ama ben. Yani alternatif şöyle, alternatif istersen çok. Ececiğim sen de mesela muhakkak sen de çok güzel bir kızsın. Sen de istersen gözünü açtığın anda etrafında birçok şey görebilirsin görmek istediğin anda. Benim de öyledir mutlaka. Ama aday var mı şu an? Aday varmış gibi hissediyorum. Aday. Aday. Aday, aday yok ya. Aday yok ama çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ama sevgili olarak baktığım biri değil. O benim iyi ki hayatımda. Hep böyle düşünüyorum onunla konuşurken ve o bana yardımcı olduğu süreçte. Ya diyorum yani böyle bir insanla keşke hayatımda karşıma çıksaydı da evlenseydim de bunları yaşamasaydım. Benim bu kadar düşünen. Yani bir erkek arkadaşım var ama o sevgili değil. Yani hiçbir zaman ona sevgili gözüyle bakmadı. Şu anda da beni dinliyor. Ama isterim yani yarın beni de hep benim düşündüğüm insanlarla ben arkadaşlık yani ben hep düşündüm karşı tarafı. Ben hep düşündüm. Hiç kimse beni düşünmedi. İlk defa mesela düşünülüyorum. Düşünüldüğümü de hissettiğim zaman ay ne kadar bir konfor. Hani insanların seni de düşünmesi falan. Ama sevgili aşk olmak, sevgili olmak hesapla kitapla veyahut da birisinin sana iyi olmasını olmuyor. Yani bir bazen senin kötü olan birisini sevebiliyorsun. Yani bazen sana çok iyi olan birisini duygun öyle olamayabiliyor yani. Bu zamanla olacak bir şey. Onu göreceğiz. Yani vallahi biz yanlışı seviyoruz Seren. Bunu bir kabul edelim. Sen de ben de biz ateş grupları. O Seren Serengil Koç burcu, ben Yay burcuyum. Ateş gruplarının özelliği yanlışı sevmek ve yanlışı seçmektir. Yanlışın peşinden gitmektir diyorsun. Yanlışın üzerine gitmektir. Umarım biz bizi seveni, bizi değer vereni, bizi el üstünde tutanı sevmekten ziyade bize kötü davranan, bizi üzen insana genelde gönül veririz. İnşallah bunu, valla ben meditasyon falan yapıyorum artık Seren. Bir yaşam koçuyla çalışıyorum. Ve bunu ufak ufak aşmaya başladım. Sana güzel. Da %100 tavsiye edeceğim bir hanımefendi var. Gerçekten onunla çalışmaya başladığımdan beri bir şeyler değişiyor hayatımda. İnşallah da değişir yani. İnsan değişmiyor Ece. Sadece değişmeyeceğiz. Sadece bundan sonraki sistemde çok yara aldığımız ve üzüldüğümüz için biraz daha dikkat edeceğiz.
Ama yani insan, bir insanın değişmesi ve bundan sonra işte ben asla şunu yapmam, bunu, böyle benim keskin laflarım hiç yok. Yani çünkü aşk olduğu zaman keskin lafları söylesen de yalan oluyor. Onun da yalancı çıkmayı da sevmediğim için artık söylemiyorum. Sadece şuna bakıyorum artık bu saatten sonra. Aşk mı huzur mu dersen huzur. Yani huzuru seçeceğim. Onu biliyorum sadece. Peki yani az önce dedin ki aslında yani tabii 16 yaşında Türkiye'nin en genç solisti oldun. Filmlerin olduğu, albümlerin olduğu, kliplerin olduğu, yorumcusun, ciddi bir hayatın devam ediyor bu show dünyasının, sanat dünyasının içinde ve şu an ciddi bir ekran yıldızısın, önemli takipçilerin var. Dedin ki aslında ben bu dünyanın insanı değilim. Peki dostun var mı sanat dünyasında, gerçek dost diyebileceğim? Yok, sanat dünyasında gerçek dost olmaz. Sevdiklerim var. Sevdiğim insanlar var. Dostun yok. Dostluklarım çocukluktan. Dostluklarım çocukluktan, okul arkadaşlarımdan. Yani sanatçı olmadan önceki zaman. Yani sevdiğim insanlar var. Ama ben şöyle bir şey, kimseye kötü anlamda demek istemiyorum bunu. Benim hayatım izole. Yani siz şimdi koronadan dolayı evdesiniz. Ben hep evdeyim. İşimin dışında ben izole yaşayan bir tipim. Ben sosyal değilim ben. O yüzden bu belki benden de kaynaklı. Dostum olmamış olması, o insanların kötü olduğu anlamda söylemiyorum. Benim yok yani. Benim böyle bir ihtiyacım yok sanat camiasına dostum olması. Güvenmediğinden mi acaba? Var. Efendim? Sır tutmazlar mı ya da güvenmediğinden mi kendine tamamen yaslanıyorsun? Yok, benim hiçbir sırrım yok ki. Benim herkes her şeyimi bilir. Hiç sırrım yok benim. Hayatımda da hiç olmadı. O sırrı olanlar düşünsün onları. Onlar birbirlerinin sırlarını ortaya çıkıyor. Benim sırrım hiç yok. Çünkü benim hayatım çok ortada yani. Hiçbir sırrım olmadı. Hiçbir gizli saklım olmadı hayatımda. Neyse yüzden, meydanda diyorsun. Efendim? Ne olduysa yaşadım meydanda diyorsun. Hepiniz bildiğiniz, hepinizin önümde yaşadım. Küçüklüğümden beri böyle oldu. Böyle devam ediyor. Hala da böyle yani. Formunu neye borçlusun? Formumu bir şeye borçlu değilim. Mide ameliyatı oldum. Bundan 5 sene önce. Ama nasıl koruyorsun? Çok yani mide ameliyatı olanları görüyoruz. Mesela Deniz Seki tekrardan kilo aldı ve böyle kilo alanları da görüyoruz. Hani ama alkol Ece. Alkol içiyorlar. Ben içki içmediğim için almadım. Ben de çikolata yiyorum. Alkol aldırıyor. Çünkü alkol çok kolay yutuluyor. Yani içiliyor. Ve yutuyorsun onu ve çok çabuk kana karışıyor ve kilo alıyorsun. Ben içki içmediğim için o anlamda şeyim, şanslıyım. Ondan almadım ben. İşaret mi geliyor arkadan, çok mu konuştun diye? İşaret yok. Noy. Nereden oynuyor? Görelim bakalım. Yeter diyor ya. Deminden beri. Ya şuna bak ya. Ne çok tatlı. Çin aslanı mı bu? Yok. Hayır işte. Bu Pomeranian ama o kadar şişko ki yakında Çin aslanı olacak. Ya gerçekten ben böyle bir Pomeranian görmedim Seren ya. Bayağı bilgiler. Bu Tokyo. Bu ikisi. Onlar, annem de burada. Yani böyle. Nevin Hanım'a sevgilerimizi iletir misiniz? Evet, Aylin'in sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. O da çok seviyor ve öpüyor. O da beni bu süreçte birbirimizi yalnız bırakmayalım diye bu süreçte beraber evdeyiz. Öyle yani. Annen hiç seni yalnız bırakmadı ki, sen öyle san. Bırakmadı Allah'tan. Yani Allah'tan o vardı. Olsa yanmıştık. Bir programda tamam. Bodrum'dan yapalım sen geldiğinde. Her olur zaman. Mu? Ne zaman isterseniz benim başımın üstünde yeriniz var. Bak hastaydım, 10 dakika yapalım dedim. Tansiyonu ölçsünler, şu an 15'e düşmüştür kesin. İnşallah. Başım dönüyor. Haber Magazin'de en kısa zamanda tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Bu güzel insanlara, Nurettin Soydan'a, Ece Gürsel'e bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Biz teşekkür ediyoruz. Her şey harikaydı. Öperim size. Görüşürüz. Magazin gazeteciliğinin gerçek duayen isimlerinden biri sevgili Uğur Güner'i ile birlikteyiz. Senin de duyduğun gibi Seren dedi ki meydan birilerine kalmış. Biraz magazin gazetecilerinin içindeki çeteleşmeden, aynı çeteleşmenin sanat dünyasının içine de yansıdığını söyledi.
Sen nasıl değerlendiriyorsun Uğur'a bu değerlendirmeyi, bu yorumu? Ya şimdi sakal mı, bıyık mı, hem sakal hem bıyık mı, yukarısı bıyık, aşağısı sakal mı? Yani, ne desek diyorsun? Şimdi bak, kimseyi suçlamak istemem tabii de. Şimdi bir kere Seren'in söylediklerine tamamen katılıyorum. Ancak özgür yorum yapabilmenin günümüzde, bırak özgür yorumu, özgür gazetecilik yapabilmenin çok zor olduğunu kabul etmek zorundayız. Şimdi bunun magazin boyutuna girersek, şimdi X gazetesi ve X televizyonunda çalışıyorsun. Ve o kanalın magazin yazarısın ve yorum da yapıyorsun. Sana izin verirler mi o holdinge bağlı sanatçılarla ilgili olumsuz haber ya da yorum yapmana? Vermezler. Mümkün mü? Vermezler. O zaman özgürlük yok. Şimdi Seren'in bugün biraz özgür olmasında, daha doğrusu çok özgür olmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi gazetesi, sanatçısı, holdingi olmayan bir kanalda çalışması. Al aynı, anlatabiliyor muyum? Bu bir. İkincisi, şimdi ilginç bir şeydir. Onu da çözemedim. Nasıl? Haftada 70 dizi oynatıyoruz ya biz. Evet. O 70 dizinin içinde en az 50-60-70 tane amca, dede rolünde, büyük anne rolünde oynayan insanlar var mı? Var. Var. Bunların içinde bir tane Yeşilçamlı var mı? Yok. Yok. Dizi yapımcıları bir tröst ve klan olarak Yeşilçam'ı nasıl dışladıysa, şu andaki patronaj takımı ve onların yanlarında çalışanlar da, mesela ben kendimden söyleyeyim, bizim gibi dik başlı insanları çalıştırmak istemezler. Doğru. O yüzden de meydan başkasına kalıyor. Bunun içindir ki biz bize asla izin vermezler. Kapıdan içeri sokmazlar. Sularına gidecek. İstediklerini yapacak. Tamam mı? Lafını istediği gibi belden aşağı, belden yukarı kullanacak insanları da daha çok tercih edebilirler. Herkes böyledir demiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunu tercih ederler. Mesela bir bakıyorsun Ayşe ile Fatma bir kanalda magazin yorumculuğu yapıyor. Takdir ediyorsun. Ha diyorsun, helal olsun. Bak objektif konuşuyorlar falan filan. Bir sene sonra bakıyorsun ki çalıştıkları başka bir kanala geçiyorlar. O kanalın yapısını da biliyorsun. Fakat onların yorum yapısı birdenbire değişiyor bu kez. Ya diyorsun, benim tanıdığım insanlar bunlar mı? Birdenbire beyazken siyah oluyor. Şimdi biz seninle magazin meydanı diye bir şey de yaptık biliyorsun. Evet, hakikaten çok ilginç ve büyük bir program. Ne oldu? Biz sözümüzü esirgedik mi? Esirgemedik. TVM'de değil mi? Konukları da aldık, konuştuk. Ama nerede? Dediğim gibi yani şuna bağlıyorum. Seren'e teşekkür ediyorum. Bizi onore etti. Takdir etti. Ve şurada bir gerçek. Seren gibi bunu söyleyebilecek yeni meslektaşlarımız bile çok az. Evet. Kaldı ki sanatçı. Yeni meslektaşlarımız bile çok az. Ve şuna da inanıyorum. Belli yerlerde olan bizim öğrencilerimiz yaşında olanlar diyeyim. Vallahi biz o gazeteye, o televizyona gireriz diye de korkuyorlar. Korkmaya devam etsinler. Bir yerden bakarsın Uğur Güner'i yine gelir. Yine biz Bodrum'dan da olsa buradan, dünyanın her yerde, YouTube'dan, Ribbon TV'den girer bir yerden çıkarız yani. Değil mi Uğur? Evet. Yani bugün Seren magazin öldü diyorsa eğer, Seren, artık bunun ötesine konacak bir şey var mı? Her şey öldü aslında baktığınızda. Bu sektöre ait hemen hemen her şey öldü. Canlandırmaya çalışıyoruz. Biz bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz aslında. Biz eskiden, siz biliyorsunuz yani, günde nereden baksan 3 tane defile yapardık. Öğlen başka bir yerde defile yapardık. Akşam başka bir yerde. Gece kulübünde mayo defilesi olurdu.
oradan başka bir yere giderdik. Yani 7-24 yanımızda kameralarla, o zaman o televole zamanlarında zaten 7-24 çalışırdık ve ben böyle nerede uyandığımı bilemezdim. Ben uyanırdım, burasını isterdim, ajandamı açardım. Atıyorum mesela İzmir'deyim, tamam buradan Denizli'ye geçeceğim, oradan bilmem nereye geçeceğim. Hani böyle çalışırken biz ayda bir defileye hasret kalır olduk. Yani hani her şey bir anda değişti, bütün dengeler değişti. Yani tabii ki ekonomik olarak da bu bizi çok zor durumlara sürükledi. Diğer insanları düşünemiyorum ben yani. Peki, Uğur, bir son sözlerini alalım. Son sözleri yanlış anlaşılmasın. Hani bu programa dair söyleyebileceğin ya zaten şeyler var mı? Ya biliyorsun önce, önce yaşlılar, sonra ihtiyarlar, sonra kronik hastalığı olan yaşlılar, sonra utandılar, yaş almışlar dediler. Tamam mı? Şimdi sonsuz olarak demiyorum. Sizlerle sohbet ettiğim için çok memnunum. Bu arada Murat kardeşimi tanıdım, memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Ece'yle ilk defa herhalde karşılaştık. Yani sohbet bağlamında tabii evet. Ama önceden tabii ki çok görüyoruz. Evet, seninle de epeydir görüşmemiştik. Bunun için de çok, Seren'le de mesela yıllar sonra ilk defa görüştüm. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz sevgili Uğur Güneri'ye. Bizi kırmadığı için Reborn TV'de, Haber Magazin'de olduğu için yine evet, böyle keskin yorumlarını bekleriz. Daha bunlar senin açılma dakikaları. Tamam, sabah namazdan sonra hazırım. Tamam, peki. Sevgili yönetmenim Murat arayacak. Namazdan sonra bağlantımızı yapacağız. Ece de zaten bebişlerle ilgilendiği için ezanla beraber ayakta. Ben de zaten sizi beklemek benim görevim diyorum. Tamam. Sevgili Ece, haydi son görüşmek üzere. Senin son programla ilgili dileklerini alalım ve veda edelim. Vallahi gerçekten çok keyifli bir program geçirdik. Sevgili Uğur Güneri'ye, Seren Serengil'e katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Haber Magazin yine dop dolu geçti bugün. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle diyorum. Sevgili Nurettin, senin de söylemek istediğin bir şey varsa. Yine görüşmek üzere. Unutmayın, Reborn TV YouTube'da pazartesi ve cuma günleri birlikte olacağız. Pandemi günlerinde böyle canlı canlı, heyecanlı, çok konuklu, güzel programlarda sizlerle birlikte olacağız. Dediğimiz gibi bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.